Adem aleyhisselam emri unuttu ve bizim müşahademizi unuttu ve ebediliği ebediliği ağaçta aradı. Allah'ta aramadı diyor İbn Acibe Hazretleri. Evet. Bakın ne kadar güzel bir mana değil mi? İbn Ata efendi İbn Ata da bunu buyuruyor. Ataullah İskenderi Hicri 309'da vefatı vardır. Adem Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi beni niye böyle edeplendirdin? Ben bu ağaçtan yedim. Ben senin civarında ebedi kalmak istiyordum. Allah'ımız buyurdu ki ya Adem taleptel hulude min la minni. Sen ebediliği çünkü şeytan Adem Aleyhisselam'ın Havva annemizi nasıl kandırdı? Dedi ki bu ağaçtan yerseniz cennette ebedi kalacaksınız. Rabbimiz de buyurdu ki sen ebediliği ağaçta aradın. Benden istemedin. Aynı Zekeriya Aleyhisselam gibi değil mi? Nereye saklandı? Ağacın içine saklandı. Ama yalnızca Allah Celle'ye iltica etseydi cübbesi dışarıda kalmayacaktı. Beni İsrail onu şehit edemeyecekti. İşte bu insanların makamları peygamber makamı olduğu için üst rütbede mükellefiyetlerle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla en ufak bir harekette sen ağaçtan istedin. O yüzden ben de seni böyle edeplendirdim ve yurdumdan çıkarttım. Ancak sen dünyaya indiğin zaman bana tövbe ettiğin zaman ki insanın biz insanlar için konuşuyorum. Günah işlediğinde Allah'a tövbe verip yakarması Allah'ın daha çok hoşuna gider. Çünkü boyun büker, hatasını anlar. Rabbimiz Celle Celaluhu bundan çok hoşnut olur. Adem Aleyhisselam da dünyaya inecek. Bu ağaçtan yediği için efendim akabinde tövbesini edecek. Tövbesi kabul olacak ve makamı yücelecek diyor işari tefsirlerde. Demek ki anlıyoruz ki işari manada da ağaca yaklaştığından dolayı Allahü Teala ona bu şekilde bir imtihana vesile etti.